Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle AYT Edebiyat adını aldığım kısa kısa notları paylaşacağım. Şimdi bu notlar nasıl alıyorum? YouTube'da edebiyat videolarından izliyorum, onları özet şeklinde yazıyorum. Dediğim gibi bu çok özet bir şekilde. Yani burada konuyu anlatma veya açıklama değil de özetleme şeklinde. Hani hafızaya tekrar getirme şeklinde bir amaçla yazmıştım bunları. Yani kendim için ama sizden paylaşıyorum, belki size de yardımı dokunur. Şimdi ben başlıyorum. Destan dönemi, sığır, af törenleri, şölen, kurban törenleri, yu, ölüm törenleri. Sözlü edebiyat, coşku, heyecana bağlı ve olay çevresinde gelişen diye ayrılıyor. Coşku, heyecana bağlı, koşuk, sagu, savlardan oluşuyor. Koşuk, şiir, dörtlüklerle söylenmiştir. A, 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 B şeklinde kafiyelenmiştir. Sagu, ağıt, yu törenlerinde söylenir. Sav, atasözüdür. Olay çevresinde gelişen de destandır. Destan, milletlerin hayatındaki çok büyük olayların anlatılması kuşaktan kuşağa aktarılırken de değişmiştir. Özellikleri uzun, manzum öykülerdir, ulusaldır. Konu doğal afetler, savaşlar, göçlerdir. Şimdi doğal destanlar ve yapma destanlar olarak ayrılıyor. Doğal destanlar örnekleri veriyorum. Burada telaffuzlar zorlanabilirim. İlyada, Odysseia Yunan, Şehname İran, Kalevala Fin, Ramayana Mahabharata Hint, Nibelungen Alman, Gılgamış Sümer, Chanson de Ronald Fransız, Beowulf İngiltere, Legit yani İspanyol, Igor Rus, Shinto Japon. Yapma destanlar: Kurtarılmış Kudüs İtalyan Tasso, İlahi Komedya İtalyan Dante, Kaybolmuş Cennet İngiliz Milton, Üç Şehitler Fazıl Hüsnü Dağlarca, Çanakkale Şehitlerine Mehmet Akif Ersoy, Genç Osman Kayıkçı Kul Mustafa. Şimdi Türk destanları İslamiyet öncesi ve İslamiyet dönemi olarak ayrılıyor. İslamiyet öncesindeki eserler Altay Yakut Türklerine ait destanlar, Yaratılış Destanı, Türklerin bilinen en eski destanıdır. Evrenin yaratılışını ve şamanizm dininden izler taşır. Saka Türklerine ait destanlar, Alper Tunga ve Şu Destanı. Alper Tunga'da zaten Türk-İran Savaşı anlatılıyor ve Alper Tunga'nın yiğitlikleri anlatır. Şu destanı İskender Makedonya aklına gelsin yazmışım. Gün, ay, yıl adında ve gök, dağ, deniz adında çocukları var bu hükümdarın. Hun Türkleri, Oğuz Kağan Destanı ve Atilla Destanı. Göktürklere ait destanlar Bozkurt, Türk'ün dişi kurtla kurtarılıp korunması, Ergenekon, savaştan kaçıp bir dağa gidiyorlar bu destanda. 400 yıl kalıyorlar, ateşten dağı eritip kurtuluyorlar. Uygur Türkleri, Türeyiş ve Göç Destanı. Türeyiş'te erkek kurt var, hükümdar kızlarının kurtlarla evlendirmesi. Göç Destanı da ağaçtan çocuk çıkıyor. Türk destanındaki motifler ışık, ağaç, maden, bozkurt, at. Türk edebiyatının ilk yazılı metinleri Göktürk yazıtlarıdır. Uygur metinleri Altun Yarık, Sekiz Yükmek, Irk Bitik, Böğü Han'ın mani rahipler ile konuşması, Kalyanam Kara ve Papam Kara hikayesi. Ve Orhun yazıtları 3 kitabeden oluşmuştur. Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. Çinlilerle yapılan savaşlar anlatılmıştır. Türk adının geçtiği ilk eser Orhun yazıtlarıdır. Şimdi 3. sayfaya bakıyorum. İslamiyet'i devlet olarak kabul eden ilk Türk topluluğu Karahanlılardır. Şimdi geçiş dönemi özelliklerini yazmışım buraya. Geçiş dönemi özellikleri didaktiktir. O öğüt verici yapıtlardır. Hece ölçüsü artı aruz ölçüsü kullanılmış, Arapça artı Farsça kullanılmış, nazım birimi dörtlük ve beyittir, gazel, kaside, mesnevi gibi yeni şiir biçimleri kullanılmıştır. Yapıtlar genellikle dini ve tasavvufi konulardır. Şimdi geçiş dönemi Karahanlı yani Hakaniye lehçesi ve Oğuz lehçesi diye ayrılıyor. Oğuz lehçesinde sadece Dede Korkut hikayesi var. Karahanlı lehçesinde Kutadgubilik, Divan-ı Lügati-Türk, Divan-ı Hikmet, Atabetül Hakayık. Kutadgubilik sembolik alegorik bir eserdir. İlk siyasetname, ilk kaside, ilk mesnevidir. Anlamı mutluluk veren bilgi. Aruzla yazılan ilk eserdir. Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. Divan-ı Lügati-Türk, Kaşgarlı Mahmut yazmıştır. Araplara Türkçeyi öğretmek için yazmıştır. Türkçenin ilk sözlüğüdür. Atabetül Hakayık, Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmış, 12. yüzyılda yazılmıştır. Didaktik bir eserdir. Arapça ve Farsça kullanılmıştır. Mesela içinde bir
Örnek bir kıta, bilgi Çin'de bile olsa alın diyor. Öğüt ve ahlak kitabıdır. Hakikatlerin eşiği anlamındadır. A, A, X, A şeklinde kafiyelenmiştir. Divan-ı Hikmet sade dili vardır. Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Mutasavvıf bir şairdir. Eserde şiirlerin çoğu koşma tarzında kafiyelenmiştir. Dini ve tasavvufi düşünceleri yazma amaçlandırıldığı için şiirlerde sanatsal söyleyiş yoktur. Hece vezni kullanılmıştır. Pardon. Şimdi bunları kısaca yazar eser olarak söyleyeceğim. Divan-ı Ligat-ı Türk, Kaşgarlı Mahmut, Kutat Gubilik, Yusuf Has Hacip, Atabetül Hakayık, Edip Ahmet Yükneki, Divan-ı Hikmet, Ahmet Yesevi. Dördüncü sayfaya bakıyorum. Dede Korkut hikayeleri, Oğuzların yaşam biçimleri anlatılmış, destandan halk öykücülüğüne geçiş döneminin ilk ürünleridir. Bir giriş 12 öyküden oluşur. Girişin birinci bölümü Dede Korkut'un tanıtan bölümdür. Besmelelerden başlayan bu bölümde Dede Korkut'un doğumu ve özellikleri anlatılır. İkinci bölümde Dede Korkut'un sözleri yer alır. Olayların anlatılışı mensur yani düz yazı, konuşmalar manzum şiir şeklindedir. İçinde bazı hikayeler, Dirse Han oğlu Boğaç Han destanı, Salur Kazan'ın evinin yağmalanması, Deli Dumrul destanı, İslamiyet dönemi Türk destanları, Saltuk Buğra Han destanı, Manas destanı, Cengiz Han, Battal Gazi, Danişment Gazi, Köroğlu destanı, Edilge destanı. Şimdi şuraya da şiir bilgisi adı altında bir şeyler yazmışım. Şiir bilgisi, şiirde yapı, nazım birimi, dize, mısra bir satırdır. Beyit iki satırlık. Bent 3-10 mısra arasında değişir. Nazım şekli, biçimi yani tipe bak. Nazım türü, içerik ve konuya bak. Şiirde ölçü, hece ölçüsü 7, 7'li, 8'li, 11'li. Aruz ölçüsü Araplardan Farslara, oradan da Türklere geçmiştir. İmali kısa heceyi uzun okumak, zihaf uzun heceyi kısa okumak, vasıl ulama, met uzun heceye bir kısa hece ekleme. Şimdi diğer bir sayfaya bakalım. Burada. Kafiye, uyak, dize sonlarındaki ses benzerliğidir. Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. Durmuşlar burada rediftir. O, N de kafiyedir. Eğer bir ses benzerse yarım uyak, iki ses benzerse tam uyak, üç ses benzerse zengin uyak. Bir sözcük başka sözcük içindeyse tunç uyak, yazılış okunuş aynı, anlam farklı ise cinaslı uyak. Redif, dize sonlarındaki ekteki benzerliktir. Not. Uzun ünlüler çift sayılır. Örneğin şapkalı A, iki tane A olarak sayılır. Şapkalı I, iki tane I olarak sayılır. Cinaslı örnek. Ah yavrular yavrular, ağaçta kuş yavrular, ellerin derdi biter. Buradaki yavrular cinaslı örnektir. Cinaslı kafiyeyi örnektir. Kafiye uyak örgüsü düzeni de deniliyor. Düz uyak AABB veya AAAA. Yani dört tanesi de A olabilir. Çapraz uyak ABAB. Sarmal uyak ABBA. Mani tipi AAXA. Koşma tipi AAAB. Manzume şiir arasındaki fark. Manzume bilgi vardır. Şiirde duygu vardır. Manzumede sanat yoktur. Şiirde sanatlı, imgeli bir söyleyiş hakimdir. Göndergesel işlev vardır manzumede. Şiirde şiirsel işlev vardır. Manzumede gerçek anlam, şiirde mecaz anlam hakimdir. Şiir türleri lirik, duygu, düşünce, aşk şiirleri, pastoral, doğa, çoban, kır, ilk şiiri Sahra Abdülhamit Tarhan yazmıştır. Pastoral, eglog, çobanların diyalogları, eleji, bir çobanın ölümü üzerine yazılan şiir, idil, kır yaşamının güzelliği. Epik, tarihi gerçeklikler, kahramanlıklar, Köroğlu, Dadaloğlu bu alanda ünlüdür. Didaktik, bilgi, öğüt, emir kipleri kullanılmıştır. Satirik taşlama, hiciv, eleştiri, dramatik de tiyatrolarda kullanılan şiir biçimidir. Halk edebiyatı özellikleri, günlük dil, saz eşliğinde doğaçlama kullanılmış, hece ölçüsü kullanılmış, azıcık söz sanatlarından yararlanmış, halk şairlerinin hayatları, şiirleri, cönk adı verilen defterlerde toplanmış. Zaten bu halk edebiyatının bilgi sahip olduğumuz şeyler de cönklerdir. Cönkler sayesinde halk edebiyatı hakkında bilgi sahibi olmuşuzdur.
Eserler Kerem ile Mecnun, Aşık Garip, Emrah ile Selmihan, Köroğlu, Tahir ile Zühre. Ancak Leyla ile Mecnun halk edebiyatı eserlerinden değildir. O divan edebiyatı eserlerindendir. Şimdi halk edebiyatı üçe ayrılıyor. Anonim, tekke tasavvufi, aşık edebiyatı. Anonim edebiyatı türkü, mani, ağıt, ninni, destan, masal, tekerleme, karagöz, orta oyunu, meddahlık, bilmece gibi. Tekke tasavvufi edebiyatında ilahi, nefes, denem, nutuk, devriye, şatiye. Aşık edebiyatında ise koşma, semai, varsığı, destan. Şimdi nazım biçimlerine geçiyoruz. Mani 7 heceden oluşan 4 dizelik türdür. Nazım birimi dörtlük, ölçüsü yedili. Uyak düzeni AAXA, yazarı belli değil. Asıl anlatılan son iki dizede bulunur. Düz tam mani AAXA, kesik cinaslı mani dörtlü oluyor. Sonra 3 satırda yedili hece ölçüsü var. Bir de artık mani var. AAXA, sonra bir tane daha XA. Türkü, aşk, sevgi, ölüm, kahramanlık konuları işleniyor. Her zaman bir ezgiyle söylenir. Türkünü asıl bölümüne bent, nakarat bölümüne kavuştak, parantez içinde bağlama denir. Ağıt, İslam'dan önce sagu denilir. Divan edebiyatında ise mersiye denir. Ninni, Divan-ı Lügat-ı Türk'te balu balu olarak geçer. Çocuk uyutmak için ezgili şiirlerdir. Geleneksel tiyatrosu, karagöz, orta oyunu, meddah, köy seyirlik. Özellikleri müzikten yararlanılır. Usta çırak ilişkisi oluşur. Doğaçlama, tuluat olarak oynanır. Karagöz 4 bölümden oluşur. Mukaddime, giriş, muhavere, çatışma, diyalog, fasıl, oyun, asıl olay, bitişte bir sonraki oyunun duyurusu yapılır. Şimdi 7. sayfaya bakalım. Burada aşık edebiyatına geçmişim. Genel özellikleri aşık edebiyatının nazım birimi dörtlük, hece ölçüsü yedili, sekizli, onbirli, gündelik dil, üslup yalın, açık ve doğal, son dörtlükte şairin mahlası vardır. Nazım şekilleri tip, koşma, semai, varsağı, destan, nazım türleri güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt, koşma, onbirli hece ölçüsü, üç ve beş dörtlükten oluşur. Kafiye örgüsü ABAB, CCCB, DDDB gibi gider. Konusu bakımından divan edebiyatındaki gazel, sözlü dönem edebiyatında da koşuğa benzer. Koşma türleri güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt, semai, varsağı, destan. Mesela güzellemeyi açıklayalım. Güzelleme güzellerin, sevgililerin, doğa güzellerin övüldüğü koşma tipidir, türüdür. Koçaklama yiğitlik, kahramanlık, dövüş, sanat, savaş anlatılır. Taşlama eleştiri, halk edebiyatındaki hicive benzer. Ağıt, toplumda iz bırakılan olaylar, ölümlerin anlatılışı, acıklı şeyler anlatılır. Semai, sekizde hece ölçüsüdür. Kafiye koşma gibidir. Kendisine özgü bir ezgisi olan nazım biçimidir. Sevgi, doğa, güzellik anlatılır. Varsağı, sekizde hece ölçüsü oluşur. Ezgili türlerdendir. Yiğitçe, sert dille söylenmiş hey, bre, behe gibi ifadeler vardır. Destan, bunlar yapay destanlar. Halk şiirinde en uzun nazım biçimi destandır. 11'li hece ölçüsü ile yazılır. Son dörtlükte şair mahlası vardır. Halk şiirinde aruzla yazılı oluşturulan şiirler. Divan, selis, semai, kalenderi, santranç, vezri, ahar. Şimdi şuraya bakalım. 8. sayfa. Aşk edebiyatı temsilcileri 14. yüzyılda Baykan, 16. yüzyılda Köroğlu, 17. yüzyılda hece ve aruz olarak ayrılıyor. Hecede Ercişli Emrah, Karacaoğlan, Kayıkçı Kul Mustafa, aruzda Aşık Ömer, Gevheri, Kuloğlu, 18. yüzyılda Leyhi, 19. yüzyılda da hece ve aruz artı hece ile yazanlar oluşturuluyor. Hecede Çaldırlı, Aşık Şenlik, Dadaloğlu, Buçkurova Avşarlardandır. Aruz Hecede, Bayburtlu Zihni, Sümmani, Ruhsati, Dertli Seyrani, Erzurumlu Emrah. 20. yüzyılda Aşık Veysel Şatıroğlu, Şeref Taşlova, Erzurumlu yazar Reyhani, Neşet Ertaş, Abdurrahman Karakoç. Aşık Veysel'in tanınmasını sağlayan ünlü şair Ahmet Kutsi Tecer'dir. Şimdi bakalım.
Şimdi teke tasavvufi alanına geçmeyeceğim. Eğer beğendiyseniz hani yorumlara belirtin, ona göre bunun devamını çekeyim. Çünkü benim için aslında iyi oluyor. Böyle hem tekrar yapmış oluyorum hem de ben de son günlerde işte bakarım. Beğendiyseniz yorumlara yazın, ona göre bir şeyler devamını getiririm yani. Bir de az az mesela 15 dakikalık şeyler çekelim, daha rahat olur sizin için de. O yüzden iyi çalışmalar, görüşürüz.